Merhabalar Medyaskop izleyicileri. Bugünkü özel yayınımızda Türkiye'nin Afrin Operasyonu'na İran'ın gözüyle bakacağız. Konuğumuz İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Uzmanı Mehmet Koç. Merhaba Mehmet Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Mehmet Bey, 2017'nin sonu ve 2018'in başıyla çeşitli gelişmeler yaşandı Suriye'yi de etkileyen. Suriye ordusunun İdlib operasyonu, ABD'nin sınır güvenliği gücü kuracağını açıklaması gibi. Bu ortamda yaklaşık 3 gün önce Türkiye Afrin'e bir harekat başlattı. Biz İran'ın olaya ilk tepkisini öncelikle sizden öğrenmek istiyoruz. Evet, açıkçası Türkiye operasyona başlamadan önce hem Amerika hem Rusya ile bir takım görüşmeler yürüttü, diplomatik görüşmeler yürüttü. Tabii bu Dışişleri Bakanlığımız tarafından da yapılan açıklamaya göre aslında İran'la da bu çalışmalar yürütülüyordu, bu görüşmeler. Dolayısıyla İran çok da kendini belli etmedi, tavrını. Olayın ikinci gününde, harekatın ikinci gününde resmi açıklama geldi Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden. Yani hem temkinli bir açıklama diyebiliriz. 2016'daki Fırat Kalkanı operasyonuna göre biliyorsunuz şartlar bayağı değişti. O gün Türkiye-İran arasındaki ilişkiler ve özellikle Suriye'de yaşanan bir vekalet çatışması vardı. Vekaleten yürütülen bir çatışma vardı iki ülke arasında. Ancak bugün gelinen nokta itibariyle ve yaşanan süreçleri dikkate aldığımızda yapılan açıklamanın tonu, dozajı biraz daha temkinli, biraz daha yumuşak gibi gözüküyor. Ben açıklamayı da isterseniz belirteyim. Özellikle Behram Kasimi ve Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakiri'nin açıklamalarını paylaşayım öncelikle. Kasim'in yaptığı açıklamada tabii harekatı yakından ve kaygıyla izlediklerini, Türkiye'nin operasyonu hemen sonlandırmasını umduklarını ifade etti. Aslında daha önce yapmış oldukları açıklamada Fırat Kalkanı operasyonunda derhal operasyonun durmasını ve Türkiye'nin bir işgal gücü olarak lanse ettiler, o şekilde değerlendirdiler ve askeri gücünü derhal Suriye'den çekmesini istemişlerdi. Oysa burada daha temkinli bir yaklaşım var. Operasyonun hemen durmasını umut ediyoruz diyorlar. Ve aynı şekilde bu operasyonun iki ülke sınırındaki krizi daha da derinleştirmesine neden olmamasını arzu ediyorlar. Öte taraftan Türkiye'nin Soçi ile başlayan görüşmelerde biliyorsunuz barışçıl bir şekilde Suriye krizine artık siyasi bir çözüm aranıyor. Soçi sürecinin Türkiye'nin yapıcı rolünü sürdürmesini ve o yönde adımlarını atmasını bekliyorlar bu açıklamaya göre. Aynı şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine de saygı duyulmasını istiyorlar ki bunu zaten Türk yetkililer, gerek Cumhurbaşkanı, gerek Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin toprağında hiçbir gözümüz yok. Sadece ulusal güvenliğimizi tehdit eden bir yapıyı ortadan kaldırmakla, özellikle oradaki terör gruplarını, ister bu PYD olsun, isterse DAEŞ olsun veya benzeri grupların o bölgeden temizlenmesiyle sınırlı olacağını açık bir şekilde ifade etmişlerdi. Genelkurmay Başkanı da hemen hemen benzer açıklamalar yaptı. Hulusi Akar, genel bu kurmay başkanımızın telefonla arayıp kendisini bilgilendirdiği sırada İran Genel Kurmay Başkanı Muhammed Bakiri de İran'ın gerek toprak bütünlüğü gerekse egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duyulması ve öte taraftan krizin tabii daha da derinleşmemesini, sağduyulu bir şekilde hareket edilmesini istiyor İran. Yani bu açıklamalarıyla geçmişteki özellikle Fırat Kalkanı operasyonuna göre mukayese edersek İran'ın bir nevi tam olarak mutabık olmasa da büyük oranda bu operasyona dolaylı bir şekilde göz yumacağı öngörülebilir. Mehmet Bey, sizin de belirttiğiniz gibi Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı operasyonuna verilen tepkiyle Afrin operasyonuna verilen tepki arasında
farklılık var İran açısından baktığımızda. Peki o günden bu zamana ne tür gelişmeler İran'la Türkiye'nin dış politika anlamında görece yakınlaşmasını sağladı sizce? Evet, özellikle yani Suriye'de uzayan bu kriz kuşkusuz en çok Türkiye ve İran'ı etkiledi. Nasıl İran'ı etkiledi? İran özellikle Suriye krizi başlamadan önce zaten Suriye ile tamamen müttefik bir ülkeydi ve Suriye İran'ın Orta Doğu politikalarının bel kemiğini oluşturuyordu. Özellikle Filistin meselesi, Lübnan ve Hizbullah olayında İsrail'e karşı lojistik destek sağlaması bakımından da gerekse daha eskiye dayanan yakın ilişkilerden dolayı böyle bir ülkeyi İran kaybetmek üzereydi. Ve İran en başından beri biliyorsunuz bunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak görüyordu. Yani ulusal güvenliğinin Akdeniz'den başladığını ileri sürerek ciddi bir varlık gösterdi Esad rejimini ayakta tutmak için. Şimdi gelinen nokta itibariyle açıkçası ne Türkiye ne İran artık Suriye'de istediklerini elde edebilmiş değil. Dolayısıyla iki taraf da tutumlarında değişikliğe giderek Soçi'de, onun öncesinde Astana'da biliyorsunuz 23 Ocak 2017'de başlayan bir süreç var ve Soçi'de devam edecek. Biliyorsunuz yakında muhalif grupların da katılımıyla Esad rejimi ve İran, Türkiye, Rusya'nın da katılımıyla garantör ülkeler olarak. Şimdi 23 Ocak'ta başlamış olan bu süreç özellikle Katar kriziyle iki ülkeyi daha da yakınlaştırdı, Türkiye ve İran'ı. Ardından 25 Eylül'de biliyorsunuz Kuzey Irak'ta bağımsızlık referandumu yapıldı ve iki ülke açık ve net bir şekilde tavır aldı buna karşı. Bu ilişkiler Astana'da başlayan, ardından Katar kriziyle biraz daha yakınlaşan ve özellikle Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetiminin bağımsızlık referandumuyla ortaya çıkan ortak tavır iki ülke ilişkilerinde bayağı bir yakınlaşma sağladı ve bu yakınlaşma etkisini bugün Afrin'e yönelik başlamış olan harekatta da göstermiş oluyor. Yani her ne kadar İran Türkiye'yi Suriye'nin toprak bütünlüğü veya oradaki terör örgütlerinin özellikle DAEŞ'in tekrar ortaya çıkmaması, güçlenmemesi konusunda çekingenlerini dile getirmiş olsa da bu harekata bir nevi sessiz kaldığı ya da zımni bir destek verdiği söylenebilir. Bir de Suriye özelinde konuşulan konulardan bir diğeri de İdlib'e karşı Afrin üzerinden bir açıkçası pazarlığın döndüğü Rusya, İran ve Şam arasında. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz ve burada Türkiye'nin konumu sizce nedir? Evet, yani en son Soçi'deki görüşmelerin bir parçası olarak İdlib meselesi üç ülke arasında yani garantörlük kapsamında bir İdlib harekatı da başladı malum. Türkiye oraya da askeri güç sevk etti ve kendi üzerine düşeni yapmaya çalışıyor. Şimdi oradaki durum biraz daha karmaşık. Tabii rejimin bu son günlerde özellikle Esad rejiminin bölgeye yönelik operasyonları var ve havaalanının kontrolünü ele geçirdiği söyleniyor. Yani bu tür Afrin'e karşı acaba İdlib'de bir şeyler mi verildi? Tahmin etmiyorum çünkü o İdlib meselesinde daha önce varılmış bir mutabakat vardı ve o mutabakat kapsamında hareket edildiğini düşünüyorum açıkçası. Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu biraz daha Amerika'nın özellikle son dönemlerdeki sınır muhafızı oluşturacağına dair kışkırtıcı açıklamalarıyla uzun bir süredir aslında Türkiye'nin yapmayı planladığı operasyonun kasına sebep oldu. Yani operasyonu sadece İdlib'deki pazarlıklarla değerlendirsek bizi yanıltabilir. Peki yine İran, Rusya ve Şam arasındaki ilişkiler üzerinden baktığımızda Suriye konusunda özellikle Ankara ve Tahran arasında bir güven tesis edildi diyebilir miyiz? Yoksa bu yine kaygan zeminde ilerleyen bir süreç mi olacak sizce? Aslında Afrin operasyonu bir nevi biliyorsunuz biraz önce değindik ama atlattık galiba.
iki ülke arasında, Türkiye-İran arasında Genelkurmay Başkanları düzeyinde yapılan ziyaret ve bölgesel güvenlik ve teröre karşı mücadele, ortak mücadele mutabakatları var, anlaşmaları var. Bu kapsamda da değerlendirmek lazım. Yani Türkiye-İran bu noktada birbirine yakınlaşırken kuşkusuz burada Rusya'nın her iki ülkeyi de yanına mı alarak diyelim ya da her ikisinin de durumundan faydalanarak Suriye'de kendisine bir hayli alan açtığı aşikar. Dolayısıyla her iki gücü de kendi çıkarları doğrultusunda olabildiğince kullanıyor. Orta Doğu'daki bu kriz konusunda da bir hayli etkin hale geldi Rusya. Yani Rusya'ya karşı bence hem Türkiye hem İran'ın bazı çekinceleri var. Çünkü her ne kadar Astana'dan başlayıp Soçi ile devam eden bu müzakerelerde bir yakınlaşma, bazı hususlarda görüş birliği sağlanmış olsa da henüz bu ilişkiler tam bir müttefik niteliğine bürünmüş değil. Dolayısıyla zaman zaman bazı yol kazaları çıkabilecek ilişki mevcut, ilişki türü mevcut. Yani hem İran'ın Rusya'ya bakış açısında özellikle zaman zaman İran içerisinden gelen açıklamalara bakıyoruz. Yani Esad artık daha çok İran'ın mı etkisinde yoksa Rusya'nın etkisinde mi kalarak kararlarını veriyor? Tartışmalı ve sorgulanabilir bir hale gelmiş. Özellikle son bazı ülke içerisindeki, İran içerisindeki açıklamaları ben dile getireyim. Gerek Ekonomi Bakanlığı, gerekse diğer yetkililerin yapmış olduğu açıklamalar bunlar. Yani Suriye'nin inşasında bu olaylar bittiği takdirde Esad'ın sanki İran'a çok rol vermeyecekmiş gibi bir durum, bir algı oluşmuş durumda. Yani bu içeride rahatsızlık veriyor ve açıkça dile getirilmeye başlandı. Dolayısıyla bunu Rusya'nın daha baskın hareket etmesine, daha aktif rol alışına bağlıyor İran ve arkada geride kalmak istemiyor ödediği bu ağır bedellere rağmen. Sizin de belirttiğiniz gibi Astana sürecinin iki önemli garantörü Türkiye ve İran ve Afrin operasyonuna Tahran'ın sessiz bir onayından bahsettik. Peki Mehmet Bey, Tahran sizce ne olursa Türkiye'ye karşı tavrını değiştirebilir? Astana sürecini ve dediğimiz gibi İran'ın kırmızı nokta çizgilerinden biri olan Esad'ın varlığını hesaba katarsak. Aslında yani hemen hemen bu müzakerelerin gerek ikili güvenlik alanında yapılmış olan görüşmelerde, gerekse siyasi görüşmelerde İran hep Türkiye'ye şunu kabul ettirmeye çalışmıştır. Esad rejiminin bekasını bir şekilde Türkiye tarafından kabul edilmesini bekliyor. Yani bunun üzerinde ısrarcı ve bu konuda da biliyorsunuz Türkiye'nin açık ve net tavrı var. Doğrusu Cumhurbaşkanı'nın kısa bir süre önce biliyorsunuz Esad'ı yine terörist olarak ilan etmişti. Gerek rejimini gerek kendisini. Ya İran'ın bu beklentisi Türkiye tarafından pek karşılanacak gibi değil. Bu yüzden yani yapılan resmi açıklamaya baktığımız zaman bir yandan tabii ki Fırat Kalkanı operasyonu kadar sert bir açıklama olmasa da halen daha inceden ince bazı mesajlar içeriyor. Örneğin Türkiye'nin bu operasyonunun tekfirci terörist grupların, IŞİD gibi grupların tekrar bölgede güçlenmesine de sebebiyet verebilir tarzda açıklama da var bu tepkinin içerisinde. Yani sanki Türkiye başından beri tabii ki İran bunu iç kamuoyu açısından çok da dillendirdi. Yani IŞİD'in Türkiye ile bağlantısını, uluslararası camianın özellikle belli güç merkezlerinin bu olayı Türkiye'nin üzerine yıkmaya çalıştıklarını. İran da bu dili kullandı iç kamuoyuna yönelik. Ve bir nevi biz bu resmi açıklamada onun da halen daha bir yansımasını görüyoruz. Yani bir şekilde Türkiye'yi istediği çizgiye getirme konusunda sıkıştırma aslında İran ve Esad'ın onayıyla PYD'ye alan açıldı ve o bölgede PYD ortak ve güçlenmeye başladı.
2014 Kobani olaylarına kadar hatırlayacak olursak zaten Amerika veya koalisyon gücü bu şekilde bir ilişki kurmamıştı PYD. Yani onun öncesinde Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak ve isteklerini kabul ettirmek için göz yumduğu, zaman zaman da destek verdiği örgüt. Yani İran'ın elinde bu araç tabii ki kontrol el değiştirdi. Şu an İran'ın kontrolünden çıkmış, büyük oranda çıkmış durumda ve Amerika'nın kontrolünde veya işte Afrika'yı Rusya'nın kontrolünde. Dolayısıyla dediğim gibi yani olayın çıkış noktasıyla bugün eline varılan nokta itibarıyla İran Suriye'de ciddi kayıplar vermiş durumda. Gerek vekaleten veya müsteşarlık adı altında danışmanlık, askeri danışmanlık adı altında verdiği kayıplar var insan gücü. Ve siyaseten özellikle kaybettiği bir durum var, konum var Suriye'de. Ciddi bir şekilde İran'da Suriye'de açıkçası zayıflamış durumda ve bu rolünün özellikle bundan sonrası için tedirgin. Peki Mehmet Bey, Türkiye'nin Afrin operasyonu sonucunda olası bir kontrol altına alma durumu olursa Afrin'i, İran'ın bununla ilgili sizce tavrı nasıl olur? Yani Şam'a devrini mi talep eder Afrin'in yoksa Türkiye ile ilişkileri bu noktada nasıl gelişir sizce? Bundan sonrası için de tabii İran şunun hesabını da yapıyordur. Yani Türkiye'nin Afrin'de kontrol sağlaması, Fırat'ın batısına müdahale etmesi Münbiç'te olduğu gibi veya diğer bölgelere bu Türkiye'nin aynı zamanda Suriye'nin geleceğinde daha fazla söz hakkı elde edeceğini ve avantajlı konuma geleceğini de göz ardı etmiyor İran. Dolayısıyla orada ısrarı şu olacaktır. Yani bu ülkenin Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması çerçevesinde ülkeyi elbette ki Esed rejimi üzerinden bunu dillendirecektir. Yani muhakkak dillendirecektir. Geri çekilmesini isteyecektir. Tabii ki bugün Suriye artık eski Suriye değil. Yani belli bölgeleri belli güçler tarafından gerek bölge ötesi, bölge dışı aktörler, küresel güçler gerekse bölgesel güçlerin de içinde rol aldığı çok aşikar bir durum var. Yani bir fiili durum var. Tabii ki sorun bittikten sonra yani İran Esed rejimi üzerinden çekilmesini isteyecektir. Bunlar pazarlık konusu olacaktır ama oranın artık olduğu gibi Esed rejimine devredilmesi konusunda pek tahmin etmiyorum. Yani herkes bulunduğu bölgede belki federatif bir yapı, belki farklı bir otonomi ile bu bölgeler farklı grupların da zaten yürütülen bir siyasi süreç var. O siyasi sürecin pazarlık konusu olacaktır. Buraların yönetimiyle ilgili, kontrol ve denetimiyle ilgili. Dolayısıyla orada Türkiye çekilse bile Türkiye'nin desteklemiş olduğu ÖSO, Özgür Suriye Ordusu gibi grupların kontrolünde olacak şekilde bu çekilme sağlanabilir. Peki son olarak şunu sormak istiyorum Mehmet Bey. Suriye özelinde bakarsak tabii ki merkezimiz İran. Afrin operasyonu sizce Suriye'nin geleceği açısından hangi gelişmelere kapı aralar? Yani şimdi özellikle Rusya biliyorsunuz bölgede Afrin'de yerleşikti Amerika'dan daha fazla. Her ne kadar Amerika daha fazla PYD ile ilişki içerisinde ve kontrol altındaysa yani Rusya ile olan ilişkilerde bir sefer hali hazırda süren bir diplomatik süreç var. O farklı bir noktaya evrilecektir. İran'ın aslında zimni göz yumması Afrin'e bir taraftan Türkiye-Amerika ilişkilerinin daha da açıkçası arasında belli bir süredir yaşanan sorunların daha da derinleşmesini istiyor İran. Çünkü önümüzdeki süreçte bu süreç yakın bir süreçtir. Avrupa ve Amerika'nın işbirliğiyle özellikle balistik füzeler konusunda ve İran'ın bölgedeki artan nüfuzunu kısıtlama, sınırlandırmaya yönelik bir baskı oluşacağı kesin. Avrupa bu konuda ABD ile Trump ile hemfikir aynı çizgide hareket ediyor.
Bu noktada İran'ın Türkiye'ye olan ihtiyacı daha fazla olacaktır. Dolayısıyla Türkiye ve ABD ilişkileri ne kadar sorunlu ve daha açıkçası bu sorun ne kadar daha da derinleşirse iki ülkeyi de daha yakınlaştıracağını düşünerek hareket ediyor. Dolayısıyla Afrin'in bir de o tarafı var. Yani İran'ın Türkiye'ye olan ihtiyacı gelecekte özellikle Afrin konusunda daha yumuşak davranmasına da sebep olabilir. Mehmet Bey, teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Ayrıntılarıyla, Tahran gözüyle Türkiye'nin Afrin operasyonunun ne anlam ifade ettiğini konuştuk. Ben teşekkür ederim. Bugünkü özel yayınımızda Mehmet Koç'la Türkiye-İran ilişkileri ve İran'ın Suriye'de konumu üzerinden Afrin operasyonunu değerlendirdik. Bir başka Medyaskop yayınında görüşmek üzere. İyi günler.